Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber rahat değil Rule survival oyununda ee, evi yaptıktan sonra neden kırıldığını anlatacağım. Evi yaparken bazı eşyaları koymamız gerekiyor evin içine. Bir dolap var. Hemen onu sizlere göstermek istiyorum. Yalnız şu grafik sorunu beni bayağı sinir ediyor. Video çekerken oluyor bu sorun. Şöyle hemen şu sorunu bir halledelim bakalım şuradan yapılıyordu diye biliyorum şöyle medium'u aldığımızda olmuyor Evet şimdi oldu hmm, yine olmadı Evet tam da sorunu hallettim derken Neyse eskisinden daha iyi gibi Sizlere şöyle şeyi göstereyim arkadaşlar. Evi göstereyim. Ee, ne yapacaktık? Şöyle evin içine girelim. O gereken eşyayı göstermek istiyorum sizlere. Şöyle. Yalnız ben bu sorunu gelecek videolarda çözeceğim. Daha kaliteli videolar olsun diye. Şimdi Arkadaşlar gördüğünüz gibi kabinet diye bir eşya var o eşyayı evimize kurmamız gerekiyor eviniz bu yüzden bulunuyor Peki bu eşyayı nasıl kullanacağız nasıl kuracağız Arkadaşlar şu sol altta bulunan çantaya tıklayacağız ilk önce Bunun içinde bin tane oduna ihtiyacımız var şöyle göstereyim şu sol üstte zaten gelecek oyun ilk başlarda verdiği eşyalardan bir tanesi Zaten vermesi gerekiyor Eğer bunu vermezse evde yapamıyorsunuz kırılıyor kendiliğinden bir süreden sonra burada yatağınız var evinizin içine koymanız gerekiyor gördüğünüz gibi ev ismini vermişim ben yatağa şöyle göstereyim sizlere başka ne var ha şimdi devam edelim kabin ile Şimdi arkadaşlar bu kabinet dediğim şey yani dolap sizin evinizin kırılmamasını sağlıyor şöyle 100 diyelim ee, şurada bazı koymamız gereken eşyalar var bu eşyalar neye göre belirleniyor evinizde kullandığınız eşyalara göre belirleniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şey var örnek veriyorum e, demir var ne kadar demir kullandıysanız o kadar demir koymanız gerekiyor demirlerin yapımı ve diğer eşyaların yapımı da e, gelecek videolarda göstereceğim Tabii şimdi devam edelim arkadaşlar Başka ne var burada? Diğer eşyaları da koyabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Burada işte yakıtımız var. Ondan sonra hayvan yağı var. Demir var. Aslında onları da göstereyim sizlere. Şöyle. Zaten fazla bir zorluğu yok bunların. Burada sülfür var arkadaşlar. Sülfürü patlayıcı ve silah e eşyalarında kullanıyoruz. Mesela C4'te ondan sonra dinamitlerde o tür şeylerde kullanıyoruz. Onların yapımını da sizlere göstermeye çalışacağım. Gelecek videolarda. E Şuraya arkadaşlar odun da koymamız gerekiyor. Odun oyunun temel eşyalarından bir tanesi. Şöyle odunumuzu alt taraftan koyuyoruz. Bu arada üst taraftan e seçip koyarsak eğer fırınımıza bu arada bunun adı da fırın üst taraftan koyarsak normal materyal olarak kömür almak için koyarız alt taraftan koyarsak üstteki eşyaları yakmak için kullanırız arkadaşlar yani yakıt olarak start diyoruz şu an şöyle size göstereyim şimdi sülfür olacak Evet gördüğünüz gibi sülfür tozu deniyor herhalde. Şöyle bir bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi 6 tane var. Şuraya bir bakalım sizlerle beraber. Burada da eşyalarım var arkadaşlar. Bu silah sandığı sadece silah, mermi gibi şeyleri koyabiliyorsunuz. Burada silahlarım var. Mesela SMG'yi bulmuşum. Ondan sonra eee var. 9 milim kullandığım silahlar arkadaşlar. Ee, burada da gördüğünüz gibi barut var. Sülfürle barut yapıyoruz. Barutla da mermi yapıyoruz. Ee, barutu yapmak için kömüre ihtiyacımız var ve sülfüre ihtiyacımız var. İkisinden de kullanmamız gerekiyor. Tabi gelecek günlerde oyunu yavaş yavaş e, oynaya oynaya sizlere göstereceğim. Özel olan yani e, nasıl desem sizlerin işinize yarayacak. Sizlerin işine yarayacak. Çok e, güzel taktiklerim var. Hani Oyunu bilgisayarda oynadığım için şu an fazla zorlanmıyorum. Tabi oyun İngilizce olduğu için bazı özel e, oynanış teknikleri var oyunun. Bu da araştırma masası. Araştırma masasında e, eşyaları araştır araştırabiliyorsunuz. Şöyle örnek veriyorum. Şunu araştıralım ne kadar istiyor? Hurda istiyor arkadaşlar. Ee, balta için, ondan sonra Famas için. Ha QBZ değilmiş bu, Famasmış. QBZ'ye benzettim. Neyse. Şöyle yukarı bir çıkalım bakalım. Yukarıda neler var? Şu grafik sorunu olması çok iyi olur da. Şöyle grafikleri indirelim bari. Ne de olsa o Saçma grafik sorunu yine oluyor. Evet şu an grafik sorunu yok ama Umarım devam etmez Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar da büyük e, depolama Eşyalarımız 3 tane koymuşum buraya şöyle 2 Alana ayırmışım Burada da giysiler var yani Siz istediğiniz eşyayı buraya koyabiliyorsunuz şöyle açalım yine şunu şöyle bir bakalım neler var burada da ıı, diğer eşyalar var işte şeylerden çıkan ıı, yol lootundan çıkan eşyalar var şöyle şuraya bir bakalım burada bir şey yok şuraya bakalım Evet genellikle odun falan koyuyorum buraya ve burada da şöyle göstereyim sizlere fırınlarımız var Özel bir yer ayırmışım fırınlara. Fırınlarda e, kömür yapıyorum arkadaşlar. Kömür ne için gerekiyor? Kömür diyorum. E, odun atı arkadaşlar. Ne deniliyor buna? Tam olarak bilmiyorum ama şöyle. Sanırım kömürü deniliyor. Neyse, fazla şey yapmayalım. Şimdi bunları alıyoruz arkadaşlar. Bunlar ne için gerekiyor? E, sülfürle beraber barut yapmak için gerekiyor şöyle aldık bunları şimdi aşağı doğru inip sizlerle beraber bir mermi yapalım tabi gelecek günlerde daha ayrıntılı anlatacağım ama şu anda anlatsak bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum burada gördüğünüz gibi e, gelişmiş çalışma masam var bu gelişmiş çalışma masasında çoğu eşyayı yapabiliyorsunuz ve bu çoğu eşya bunun gereksinimiyle oluyor arkadaşlar. Eğer bu eş bu eşya olmazsa e, mermileri ondan sonra silahları falan yapamıyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere örnek verelim. Sülfürü alayım ben buradan. Sülfür yok mu? Neyse. E şeyi alayım. Barut alalım barutla beraber başka ne alıyorduk mermi yapmak için? Şöyle şuradan bakacak sol alttan çantadan Battle diyelim. Gördüğünüz gibi bomba yapabilirim mesela. Yalnız ben dönersem şöyle bunu görmeden, bu çalışma masasının yanına gelmeden ben bu eşyaları yapamam. Şöyle göstereyim sizlere. Battle diyelim. Evet. Artık onları yapamıyorum. Şöyle hafif beyaz olduklarında Onları yapabiliyorsunuz anlamına geliyor Şimdi yapalım sizlerle beraber Ne yapalım Mermi yapalım arkadaşlar Evet şöyle bir 5 tane mermi yapalım Yazıyorum şuraya 5 mermiyi Max da diyebilirsiniz En fazla yapılabildiği kadar Craft diyelim Gördüğünüz gibi mermiler artık Çantamıza birikecek 25 Yalnız bu sorun benim canımı çok sıktı Evet arkadaşlar bu videoda sizlere anlatacaklarım bu kadardı özellikle ve özellikle evi yaparken bu dolaba çok dikkat edin Eğer bu dolabı yapamazsanız eviniz Erir gider arkadaşlar ee, gelecek günlerde daha detaylı e, rehber videolarım olacak takipte kalmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar